Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Mayıs Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Maalesef bir şehit haberi geldi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden piyade sözleşmeli er Vedat Zorba, bir el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düştü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. İsrail'le ilgili tepkiler var. Dünyamız yeni çatışmalara gebedir dedi Cumhurbaşkanı. Özgür Özel'den büyük emekli mitingine çağrı var. Emeklileri ve emeklilerin yakınlarını davet ediyor Özgür Özel. Müsavat Dervişoğlu'ndan İyi Parti'den açıklama, tek adam vesayeti ülkenin üzerine çöktü diyor Dervişoğlu. Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdular. Sosyal medya platformu X, yani eski adıyla, bildiğimiz adıyla Twitter, Türkiye'de temsilcilik açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi enflasyonla ilgili. Sene sonunda %30 seviyesine gerileyecek diyor Mehmet Şimşek. Tabi biliyorsunuz Mayıs ayında zirve bir enflasyon beklentisi var. Yani Haziran başında açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisi zirve yapacak. Başıboş köpek düzenlemesine tepki artıyor bir yandan. Detaylarına biraz sonra yer vereceğiz. Kırmızı bültenle aranan Barış Boy'un İtalya'da yakalandı. Sahte yetkili servislere 15 milyon lira bir ceza kesildi. Meteorolojiden 3 ayrı bölge için toplamda 15 ile sağanak yağış uyarısı var. Özellikle Ankara uyarılıyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak. Yani bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Ve UEFA'dan İstanbul'a iki büyük final verildi. Birazdan bunların hepsinin detaylarını paylaşacağız. İsmail Kartal'dan bir açıklama var. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum diyor Fenerbahçe teknik direktörü. Ve hemen bir de finans tablomuza bakalım. Şu anda dolar 32 lira 18 kuruş, euro 34 lira 92 kuruş, gram altın 2444 lira, çeyrek altın 4090 lira olarak görünüyor. Bankaya baktığımızda dolar 32 lira 85 kuruş, euro 35 lira 56 kuruş, altının gramı 2491 lira. Dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altın da 4090 değil 4200-4300 bandındadır. Öyle tahmin ediyorum. Hemen bir de Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksi dünü de yine 10.000 puan üzerinde kapattı. 10.899 puanla kapandı. Bakalım bugüne nasıl başlayacak Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'de 70.000 doların altını görüyoruz. 69.460 dolar şu dakikalarda Bitcoin. Evet, başlıklarımız kısaca böyle, sadece bu kadar değil. Daha paylaşacağımız birçok haberimiz var sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var İsrail'le ilgili. Batılı güçler tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Eğer bu böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir diye bir açıklama yaptı Erdoğan. Bu arada dün sabah programda söylemiştim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenmiyor reisinin cenaze törenine demiştim.
Hatırlarsanız Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz gittiler diyorduk. Ardından akşamüstü haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak cenaze törenine diye. Ama daha sonra Erdoğan'ın reisinin cenaze törenine katılacağı yönündeki haberler yalanlandı AK Parti'den gelen açıklamayla birlikte. Tabii yalanlandı da neden katılmıyor onu bilmiyorum. Ülke adına, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı gidiyor. Onlar cenaze töreninde bulunacaklar denilmişti ki oradan gelen görüntüler vardı zaten onlarla ilgili. Cumhurbaşkanı herhalde programı yoğun ki İran Cumhurbaşkanı'nın cenazesine gitmiyor, öyle anlıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar var. AK Parti ile ilgili özellikle bazı mesajlar var. Diyor ki bazı yerlerde değiştirme, bazı yerlerde görev değişimi olacak diyor. MKYK'da kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını söylüyor ve Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir mesaisi olacağını ifade ediyor. Tabii şimdi görev değişiklikleri nerede olacak? Şehir bazlı mı olacak? Yoksa bir takım bakanlıklarda yeni atamalar yapılacak mı? Ya muhtemelen herhalde bakanlıklarla ilgili bazı çalışmalar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Neden böyle söylüyorum? Bakanlar yerel seçim öncesi sahaya indiler. Yani çok etkili ismini bildiğimiz bakanlar kendi şehirlerine gittiler. O şehirlerde AK Parti'nin adayları için oy istediler bakanlar. Ve fakat olmadı. Yani acaba hani bakanların böyle bir gücü mü kalmadı? Bunlar hesap ediliyor mu? Hangisinin ne kadar gücü var? Bunlara mı bakılacak? Dolayısıyla bakanlıklarda da bir takım değişiklikler olacak mı? Önümüzdeki süreç bizi bunu gösterecek. Ama zaten bunun için çok da fazla düşünmeye gerek yok. Bir gece Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede değişiklik yapabilir. Bir ya da birkaç bakanı bir anda değiştirebilir. Bir sabah uyandığımızda böyle bir haberle uyanabiliriz. Yani çok da zor değil bakan değiştirmek, onu demek istiyorum. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekir diyor yine Ömer Çelik. O da seferberlik hali düzenlemesine ilişkin. Zaten buna ilişkin CHP'den de gelen itirazlar vardı ki seferberlik ve savaş hali kanunu insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde güncellenmeli diyor CHP. 1980 darbe dönemi ürünü olan 83 yılında yürürlüğe giren seferberlik ve savaş hali kanunu günümüz insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde güncellenmelidir diyor. CHP'nin de böyle bir çağrısı var. Şimdi CHP'den bahsetmişken biraz CHP ile ilgili haberlere de geçelim. Onlardan bir tanesi Özgür Özel seslenmişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli'nin 4 sorusu vardı ya Özgür Özel'e ve CHP'ye. Hatta Özgür Özel de arsız metin yazarları kimler bunlar? Kimler yazdı bu metni? Devlet Bahçeli nasıl okudu diyordu ya. MHP'li iki isimden hemen cevap geldi. Genel Başkan Yardımcılarından İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel'e aşağılık bir müfteri dedi. Semih Yalçın da Özgür Özel'e her hadsizliğinde çarçabuk haddini bildiririz diye bir açıklama yaptı. Hani normalleşme, yumuşama, işte biraz hakaretlerden, ondan bundan uzaklaşalım falan derken yeniden bir sertleşme dönemi içerisindeyiz herhalde. Özgür Özel büyük emekli mitingine bir çağrıda bulunuyor. Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda yapılacak büyük emekli mitingi. Onurlu yaşamakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini, emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi büyük emekli mitingimize bekliyoruz diyor Özgür Özel. Bakalım ne kadar kalabalık olacak bu büyük emekli mitingi, bunu göreceğiz, bu bir. İkincisi böyle haberler var, bugün göreceksiniz emeklilere müjde diye, emeklilere bayram müjdesi diye haberler göreceksiniz. Yani böyle bir zam falan, böyle bir durum söz konusu değil, bilginiz olsun. Müjde dedikleri şey şu, maaş, emekli maaşlarınız, bunlar bayramdan önce yatırılacak ve bayram ikramiyesi olan 3000 lirayla beraber yatırılacakmış. Yani müjde diye verilen haber, aslına bakarsanız bu, sağda solda bu haberlere denk gelebilirsiniz. Böyle bir zam falan mı alıyoruz gibi şey düşünmeyin. Emekliye zam yapılmayacak ama emekliye muhtemelen enflasyon oranıyla bağlantılı olarak bir fark ödenebilir. O da işte Temmuz başını bulacaktır. Bu da kesin değil bu arada. Asgari ücrete de bir zam yok. Muhtemelen görünen o şu anda. Dolayısıyla emekli diyor ki ben nasıl bu koşullar altında yaşamaya devam edebilirim. Biliyorsunuz en düşük emekli maaşı, burada taban maaş 10 bin lira. 10 bin lira alanlar, ki o da kök maaş bile değil bu arada, 10 bin lira alanlar nasıl yaşayacaklar gerçekten?
Yani insanlar asgari ücretle yaşayamazken 10 bin lira alan bir emekli nasıl yaşar? Biri bunu anlatsın. Bu arada CHP Rize'de çay mitingi de yapacakmış. Biliyorsunuz çay üreticileri son zamanlarda sorunlarını sıklıkla dile getiriyorlar. CHP lideri Özgür Özel'in de katılacağı bir miting 1 Haziran Cumartesi günü. Yani iddia o ki şimdilik plan bu. 1 Haziran Cumartesi günü böyle bir miting olacak. Bir çay mitingi düzenleyecekmiş CHP. Ayhan Bora Kaplan soruşturması devam ediyor sevgili dinleyiciler. Soruşturmada adı geçen polis müdürleri hakkında bir rapor varmış ki bu rapor tamamlanmış. Raporda ikisi tutuklu, 3 polis müdürünün gizli tanığın ifade verdiği ve firar ettiği süreçte görevi kötüye kullandığı ve ihmal ettiği tespiti yapılmış. 84 sayfalık bir rapor hazırlanmış buna ilişkin. Bu arada tutuklanan kamu görevlileri hakkında bir suç duyurusu talebi var. Ayrıca o da Muhammed Kaplan'ın, sanık Muhammed Kaplan'ın avukatı tarafından suç duyurusunda bulunulması talep edilmiş. Şimdi anladığım kadarıyla duruşma bugün devam edecek. Ancak dün bir tartışma yaşandı duruşma sırasında. Tutanağa dolayısıyla ilk defa Süleyman Soylu'nun adı geçmiş oldu ama şöyle bir tartışma sırasında geçti. O da şu: öldürülen Mahpus Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar duruşmada Ayhan Bora Kaplan'a asıl uyuşturucu baronu sensin, seninle Süleyman Soylu dedi. Yani böyle bir aralarındaki tartışma sırasında böyle bir cümle söz kullanıldığı için ilk kez Süleyman Soylu'nun adı burada geçmiş oldu. Yani yoksa bir avukatın vesairenin bir itirazı, ortada bir belge delille vesaire falan değil. Ama dediğim gibi bu tartışma sırasında adı kullanıldı. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ifade veriyor Ömer Zengin. Ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın geçmişte cemaat yurtlarında kaldığını ve Meral Akşener'in ricasıyla Ülkü Ocakları yönetimine alındığını iddia ediyor. İddia ediyor da ardından Meral Akşener'den bir yalanlama geldi Ömer Zengin'in bu iddiasına ilişkin. Ahmet Yiğit Yıldırım'la kendisine referans olacağım bir yakınlık yoktur. Ömer Zengin'in ileri sürdüğü hususlar tümüyle gerçek dışı ve yalandır. Bu yönde yapılan haberlerse kamuoyuna yalan, yanlış ve gerçek dışı bilgilerin yayılmasıdır diyor Meral Akşener'in açıklaması bu şekilde. Şu anda Ankara'da konuşulan, aslına bakarsanız, iki tane adli konu var. Birisi Ayhan Bora Kaplan davası, diğeri de Sinan Ateş'in öldürülmesi davası. Bunun ardında arkasında kimler var? Azmettiriciler kimler? Bu devletin içine kadar mı gidiyor? Tartışmalar buradan çıkıyor zaten şu anda. Hayır efendim, devletle ne alakası var bunun? Yani veya o dönem görev almış olanlarla ne alakası var bunun diyenler de şu anda bir darbe girişimi oluyor diyorlar. Dolayısıyla Ankara'nın en büyük tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Müsavat Dervişoğlu'ndan bir açıklama var sevgili dinleyiciler. İyi Parti'nin genel başkanı tek adam vesayetinin ülkenin üzerine çöktüğünü söylüyor. Daha kötüsü ise her vesayet döneminin muktedirlerine göre karar veren Türk yargısının durumuydu diyor. Böyle bir açıklaması var. Türkiye'nin cemaatlerin oyun sahası haline gelmesi ve suç örgütlerinin hakimiyet ve hesaplaşma alanına dönüşmesinin tek sorumlusunun AKP iktidarı ve Erdoğan olduğunu söylüyor. Dervişoğlu'nun böyle bir açıklaması geldi. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bir kulis bilgisi var. O da şu: 9. yargı paketi taslağında bir etki ajanlığı maddesi var. Bu etki ajanlığı maddesinde muğlak ifadeler var. Bunların düzeltilmesi gerektiği yönünde bir görüş birliğine varılmış. Şimdi etki ajanlığı dediğimiz şey, aslına bakarsanız, yani dünya üzerinde konuşulan bir şey, evet doğru. Ama Türkiye'de uygulaması nasıl olacak, bu önemli. Sebebi şu: bir yeni tip casusluk suçu deniyor bunun için, etki ajanlığı. Yani bir olmayan haberi mesela yaymak, çoğaltmak, bunlar etki ajanlığı kapsamına girecek gibi görünüyor. Ama o zaman da birçok gazeteci, araştırmacı, işte sivil toplum kuruluşu vesaire zan altında kalacak. Yani biz burada bir haber yaptığımız zaman, bir haberi aktardığımızda
Daha sonra diyelim ki işte hukuki yollar, adli yollar vesaire, işte seneler geçiyor vesaire falan, bunlar paylaşılıyor. Birisi çıkıp belki de diyecek ki sen etki ajanlığı yaptın. Neden? İşte böyle bir haberin yayılmasına, çoğalmasına vesile oldun. Veya sosyal medyada, şimdi işte Twitter X platformu oldu ya, X'te bir şey paylaşacaksınız. Diyelim ki bir haber var, gördünüz, bunu da retweet ettiniz. İşte o zaman size etki ajanı diyecekler belki de, çoğalttığınız, yayılmasına sebep olduğunuz için. İşte bütün bunlar, yani bu muğlak ifadeler ortadan kaldırılsın diye yeni bir çalışma yapıldığı iddia ediliyor. CHP'nin zaten temel itirazları vardı. Üç konuda ayrı ayrı itirazı vardı zaten CHP'nin. Bu maddenin çekilmeyeceği söyleniyor. Net sınırlar konacak deniyor. Bakalım yani nasıl bir madde çıkacak karşımıza bu 9. yargı paketi içerisinde etki ajanlığına ilişkin, göreceğiz. Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Ki hatta şöyle söyleyelim, bu 3 ülkenin almış olduğu karar 28 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek. Son gelen bilgi de bu şekilde. Norveç, İrlanda ve İspanya. Devam ediyoruz. Biraz önce sosyal medya platformu X'ten bahsetmiştik ki X Türkiye'de temsilcilik açtı. Bunu da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Biliyorsunuz daha önce de bu konu gündeme gelmişti ki temsilci atanmaması halinde bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Hatta biliyorsunuz yine X platformuna Türkiye'de reklam yasağı da getirilmişti. İşte o nedenle ardından X'ten bir hareket bekleniyordu. Şimdi X demek zor geliyor belki ama adı öyle oldu Twitter'ın. X'ten de bir hareket bekleniyordu. İşte netice itibariyle bir temsilcilik açmış ve aynı zamanda bir temsilci de atamış X platformu. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Klasik, yine açıklayacağı gün Perşembe günü ve saat 14'te açıklanacak faiz kararı. Geçtiğimiz ayı faizi %50 seviyesinde sabit bırakarak geçirmişti para politikası kurulu. Şimdi bu ay ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde diye baktığımızda Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın politika faizini %50'de sabit bırakmasını bekliyorlar. Ve ekonomistlerin yıl sonu politika faiz beklentileri medyanı ise %45 olarak hesaplanmış. Yani bugün %50'de sabit bırakılır iddiası var. İddiası demeyelim de böyle bir beklenti var en azından ekonomistler tarafından. Devam ediyoruz. Bir de enflasyona bakalım sevgili dinleyiciler. Acaba enflasyonda durumumuz nedir? Gerçi bunun için biz TÜİK verilerine bakmak zorunda değiliz. Kendi enflasyonumuzu kendimiz yaşıyoruz ve biliyoruz. Çünkü sokağa çıktığımızda, adımımızı atar atmaz başlıyor bizim enflasyon. Yani seyahat ediyorsanız, bir araca biniyorsanız, kendi aracınız varsa, işte otobüse biniyorsanız, ne bileyim başka bir ulaşımı kullanıyorsanız, burada fiyatların ne seviyeye geldiğini, daha evinizde başlıyor, elektrik, su, doğalgaz tüketimleriyle beraber başlıyor. Eve aldığınız gıda, dışarıda çıktınız, markete gittiniz, manava, pazara, nereye gittiyseniz artık kasabın yolu belki biraz zor bulunuyordur ama diyelim ki kasabada gittiniz, et fiyatları düşüyor falan deniyor. Muhtemelen et alamıyor şu anda insanlar, bundan dolayı da düşüyor olabilir ama ne kadar düşüyor? Yani şu anda et alabilecek duruma getirdi mi herkesi? İmkansız tabii. Dolayısıyla hayat pahalılığı karşımızda bizim dimdik durmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili bir veri paylaşıyor ki aslına bakarsanız bütün ekonomistlerin söylediği veriyi o da paylaşıyor. Mayıs ayında zirveye ulaşacak yıllık bazda diyor enflasyonla ilgili. Yani programın başında da söyledim. Dolayısıyla Haziran ayının başında verilecek olan Mayıs enflasyon verilerinde bir yıllık zirve göreceğiz. Ardından tabii baz etkisiyle beraber düşmeye başlayacak ki tahminen 4 ay içerisinde, yani Eylül'e de geldiğimizde iyice düşmeye başladığını göreceğiz. Baz etkisiyle birlikte yaz aylarında. Ve ardından da yine Mehmet Şimşek diyor ki enflasyon 30'lu rakamlara inecek. Sene sonunda 30'lu seviyelere düşecek diyor. Tabii burada bir şeyin yanlış anlaşılmaması lazım. O da şu:
enflasyon düşecek denildiği zaman veya enflasyon düştü denildiği zaman zannediyoruz ki hayat pahalılığı olduğu yerde duruyor. Hayır, öyle değil. Yani şimdi mesela diyelim ki şu anda %50 deniyorsa 55, 60 veya işte hatta ENAG'a göre %120'lerde deniyorsa daha sonra düştüğünde mesela %30'a düştü denildiğinde biz zannediyoruz ki hayat pahalılığı düştü, azaldı. Hayır, yine bir artış var ama artış hızı farklı. Yani %50 iken %30 artmış manasına geliyor. Dolayısıyla böyle bir enflasyonda hani gerileme dendiğinde bu karşımıza bir hayat pahalı olarak çıkmayacak. Hayır anlamına gelmiyor. Sadece bu hız biraz azalmış olacak karşımızda. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e durdurulan ticaret için yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik diye bir açıklama yaptı. Yani İsrail'e ticaret durduruldu ya. Şimdi İsrail'e ticaret durduruldu ama bir yandan şu var. Ticaret anlaşması yapan Türk firmalar var. Mallarını göndermeleri gerekiyor. Evet, bu bir mücbir sebep, haklı bir sebep olarak gösterilebilir. Ama bir yandan bunu göndermek isteyenler de şimdi üçüncü ülkeleri kullanıyorlar. Yani bazıları, hepsi değil. Üçüncü ülkeleri kullanıyorlar. Yani buradan başka bir ülkeye, Lübnan'a başka bir yere gönderiyor. Oradan malın İsrail'e gitmesini sağlıyor. Veya o ülkeler üzerinden, üçüncü ülkeler üzerinden bu malın Türkiye'ye getirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla ticaret bir şekilde devam ediyor ama Türkiye-İsrail arasında gibi olmuyor o zaman bazı firmalar için. Bilmiyorum, onlarla ilgili de ayrıca bir denetleme, denetim yapılacak mı? Onu da önümüzdeki süreç bize gösterir diye tahmin ediyoruz. Enteresan bir haber paylaşacağım. Sonrasında bir reklam arasına gidelim. Enteresan ama acı tabii, netice itibariyle cenazeler karışmış. Çorum'da filmleri aratmayacak bir olay meydana geldi. Deniyor ki defnedilen bir cenazenin başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıkmış. Hemen mezar açılmış. Yani çünkü o cenaze defnedilmiş ama diğeri defnedilmeden önce alındığında, bakıldığında o cenazenin kendilerine ait olmadığı anlaşılmış. Bunun üzerine diğer defnedilen cenaze topraktan, toprak altından çıkartılmış. Daha sonra ailelere teslim edilmiş ama bir soruşturma da başlatılmış. Çorum'dan da böyle bir haber geldi. Evet, bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından Kripto Odası'na kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Şimdi birkaç gündür tartışma konusu olan bir meseleye bakacağız. O da AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıkları. Şimdi burada sona gelindi ve teklife göre bir İngiltere modeli olduğu söyleniyor. Yani burada aslında bir ülke, gelişmiş olan bir Avrupa ülkesi örnek gösteriliyor burada. Yani bu referans alınıyor. Dolayısıyla itiraz edecek olanlar varsa bu bir İngiltere modeli denilmek isteniyor aslında burada. Şimdi nedir bu benzer yöntem? Türkiye'de uygulanması planlanan, artık biliyoruz herhalde, öyle değil mi? Sokak hayvanlarını, başıboş olan hayvanları aslında belediyeler toplayacaklar, barınaklara götürecekler. Bu hayvanların barınaklarda fotoğrafları yayınlanacak ve 30 gün içerisinde sahiplenilmesi beklenecek. Eğer 30 gün içerisinde bu gerçekleşmezse işte o zaman sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Şimdiki plan böyle. Ama tabii ki tepkiler var. Doğal olarak buna tepkiler var. Şimdi dünya üzerinde veya çeşitli ülkelerde buna her ne kadar uyutma dense de netice itibariyle bu hayvanların öldürüleceği anlamına geliyor. Bu da aslına bakarsanız çok sayıda hayvanın öldürülebileceği manasını taşıyor. O nedenle insanlar şu anda doğal olarak buna karşı duruyorlar. Evet, başıboş hayvanlarla, köpeklerle özellikle mücadele etmenin yolu, yöntemi bu mudur? Hayır, değil. Aslında burada yine devlet, yerel yönetimler kendi üzerine düşen görevleri yerine getirecekler ve dolayısıyla bu hayvanların da
çevreye zarar vermemesi sağlanacak ama şunu anlayamadığımızı defalarca söyledim. Yani biz zannediyoruz ki bu dünya sadece bizim için var. Ya yani sadece insan için var zannediyoruz. Kendimiz için var. Oysa bu dünyada yaşadığımız, birlikte yaşadığımız hayvanlar olduğunu, diğer canlılar olduğunu, bu sadece yani karada yaşayan hayvanlardan da bahsetmiyorum, denizde de aynı şekilde veya doğada bir yaşam olduğunu, ormanların olduğunu, bitkilerin olduğunu, bunların hepsini defalarca konuştuk burada. Ama biz böyle yok etmeye vesaireye falan geldiğinde evet şiddete karşıyız, ona karşıyız, buna karşıyız diyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki işte hayvanları uyutalım, bu şekilde onlardan kurtulalım. Bu doğru bir anlayış değil, doğru bir tavır değil. Bununla ilgili sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar var, tepki dolu paylaşımlar var. Aynı zamanda bir yandan biraz daha buna ılımlı yaklaşanlar. Yani şöyle ılımlı, Türkiye'de bunun olmaması lazım diyenler. Evet, olmamalı. Çünkü her ne kadar biz ülkemizde şiddet gösteren, şiddet eğilimi olan insanları görsek de hayvanlara karşı, her ne kadar hayvan düşmanı olanları da görsek de Türkiye genel itibariyle aslında hayvanlarına bakan da bir ülkedir. Yani sokakta hayvan beslenir, kediye köpeğe işte su verilir, mama verilir, bırakılır, yiyecek bırakılır. Soğuk günlerde kuşlar için dışarı kaplar, yiyecekler vesaireler falan bırakılır. Dolayısıyla aslında bu kadar da hassasiyet olan insanlarız. O nedenle bu kanun taslağı, tasarısı her neyse bu şekliyle gelmemeli veya meclise bu şekliyle getirilecek olursa ısrarla bu savunulmamalı, bunun karşısında durulmalı. Yani bu noktada farklı çözüm yolları üretilmeli, diğer ülkelerdeki farklı modellere de bakılmalı. Yoksa sadece işte İngiltere deyip İngiltere örneği önümüze getirilmemeli. Yoksa İngiltere'den örnek almamız gereken birçok şey çıkartırız değil mi ortaya? Veya Avrupa'dan örnek almamız gereken birçok kanun tasarısı o zaman Türkiye'ye getirilebilir. O zaman da bunlar kabul edilecek mi mesela? Umarız bu şekliyle geçmez, dileğimiz bu. Devam ediyoruz. Yine bu konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen bir açıklama var ki toplumda zıt talepler var, henüz üzerinde çalışılıyor dedi. Önümüzdeki hafta meclise gelmesi planlanıyor dedi. Henüz çalışma tamamlanmadı diyor. Umarız bu çalışma tamamlanırken de bu şekilde tamamlanmaz ama tamamlandıktan sonra da eğer bu şekilde tamamlanırsa meclisten bu şekilde geçmez, dileğimiz bu. Biliyorsunuz dün Tarkan da sosyal medya hesabı üzerinde bir başkasının paylaşımını, Güven Eken adlı kullanıcının paylaşımını yeniden paylaştı. Yani kısaca şundan bahsediyor bu paylaşım. Aslında bu canların güvenliğini koruması gereken devlet. Yani hem o canların hem de bizlerin güvenliğini sağlaması gereken devlettir. Devlet bu konuda düzenleyici yetkilerini ve gücünü tam olarak kullanmamakta, adeta iki mağduru karşı karşıya bırakmaktadır diye devam eden uzunca bir açıklama, belki görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Geçiyoruz buradan bir başka konuya sevgili dinleyiciler. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 kişi de gözaltına alındı. Bunu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu sevgili dinleyiciler. Evet, bir süredir aranıyordu Barış Boyun. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bir cinayet, Ata Emre Akman. Ata Emre Akman'ın katili hakkında istenen ceza belli oldu. Şimdi ismen hatırlamıyorsanız şöyle hatırlatacağım. Motokurye olarak çalışıyordu üniversite öğrencisi Ata Emre Akman. Balıkesir'de biliyorsunuz bir vahşet yaşandı. Defalarca üst üste bıçaklandı. İşte o görüntüler sonra sosyal medyada yayınlandı. Gördünüz, izlediniz herhalde. Savcılık 18 yaşından küçük katil zanlısı EÖ'nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istemiş. Şimdi şu da var. Evet, böyle bir hapis cezası talep ediliyor. 18 yaşından küçük olduğu için buradaki katil, o nedenle cezasında da bir indirim uygulanıyormuş. Yasa gereği bu çıktı ortaya.
öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen bir öğretmen vardı ki İstanbul'dan Çekmeköy'den özel bir okuldan gelen haberdi bu. İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. İran uyruklu bir öğretmen. Öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan zanlının oturum izni olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Bir veli bu konuyla ilgili açıklama yapmış. 13 çocuk varmış bu duruma maruz kalan, bu konunun peşini bırakmayacağız diyor. İstanbul'dan özel bir okuldan geliyor maalesef bu acı haber, bu kötü kokular. Sahte yetkili servislere, tabii tırnak içerisinde yetkili servis diyorum, 15 milyon lira ceza. Son zamanlarda çokça rastlıyoruz, sıklıkla rastlıyoruz. Daha önceleri de vardı aslında ama özellikle internet aramaları üzerinden insanlar maalesef sahte servislere kanıyorlar. Giriyorsunuz, bir marka eşyanız var. Bir beyaz eşya mesela, bir buzdolabı markasını yazıyorsunuz. Servis diye yazıyorsunuz, ilk sıralarda reklamlar çıkıyor karşınıza. O reklamlardan çıkanı da yetkili servis zannedip evinize çağırıyorsunuz. Daha sonrası da işte bir dolandırılma hikayesi burada başlıyor. Şimdi bu sahte yetkili servislere 15 milyon lira toplamda böyle bir idari para cezası uygulanmış. Aman dikkat edin, bu tip durumlarda yapmanız gereken şu: eğer ille internetten aramanız gerekiyorsa servisi, o zaman internette o şirketin, hangi şirketse, hangi markaysa almış olduğunuz ürün, kullandığınız ürün, o markanın internet sitesine girin ve o internet sitesi içerisinde servis arayın. Veya o markanın bir muhakkak müşteri servisi vardır, arayacağınız bir işte call center diye adı geçen bir servisi vardır. Orayı ararsınız, oradan bir bilgi alabilirsiniz, onlar bir yönlendirme yapabilir. Aksi takdirde dolandırılma ihtimaliniz olacaktır. 2023 Schengen verileri açıklanmış. Şimdi Schengen verisi şöyle ki, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Uzunca bir süredir bunu konuşuyoruz, öyle değil mi? Türkiye'de vize alınamıyor diye. Şimdi vize alınamıyor. Rapora baktığımızda zaten karşımıza şu çıkıyor: bir defa Türkiye, Çin'in ardından dünyada en çok Schengen başvurusu yapan ikinci ülke konumundaymış. Çin'den sonra Türkiye geliyormuş başvurularda. Türkiye'den en çok Yunanistan ve Almanya'ya başvuru yapılıyormuş. Dünya geneline bakıldığında Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranı İran'ın ardından ikinci sıradaymış. Yani reddedilme sıralamasına bakıldığında birinci sırada İran, ikinci sırada Türkiye geliyor. Türkiye'de temsilcilikleri bulunan kurumlar içinde en çok red kararı veren kuruma baktığımızda da %42,5'la Estonya'nın Ankara temsilciliği burada geliyormuş sevgili dinleyiciler. Yani en çok red, yani oran olarak herhalde bakıldığında Estonya olmuş Türkiye için. Türkiye'de halen daha şu an Schengen vizesiyle ilgili sorunlar var. Randevu alamıyorsunuz. Aldığınız randevu tarihleri çok ileri tarihlere veriliyor. Daha sonrasında o vizeyi alıp alamayacağınız belli değil. Alsanız da ne kadar süre verilebileceği de belli değil. Geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Zaten bunun da bir sebebi var. Yani sebepsiz yere bunu yapmıyorlar. İstemiyorlar netice itibariyle. Türkiye'den gelenlerin orada kalabileceğini, kaçabileceğini, oradan başka ülkelere gidebileceğini, iltica edeceğini, bunların hepsini düşünüyorlar. Veya Türkiye'de yıllar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almış olan yabancılar var. Onlardan dolayı da endişe ediyorlar. Bu nedenle zaten bu Schengen vizesi zorlukları Türkiye'ye çıkarılıyor. Meteorolojinin uyarısı olduğunu söylemiştik sevgili dinleyiciler. Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarıda bulunuyor. Bu iller hangileri diye baktığımızda Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale. Bugün özellikle yağışla ilgili uyarısı var meteorolojinin. 3 bölgeyi uyarıyor: Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor. Ankara'ya da kuvvetli yağış uyarıları üst üste yapılıyor. Özellikle bizi dinleyen dinleyicilerimize bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve gelelim sporla ilgili vereceğimiz haberlere. Şimdi UEFA'dan gelen haberler var. UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın vermiş olduğu haberler var. UEFA'dan İstanbul'a iki büyük final geliyor görünüyor. Neden böyle söylüyorum? 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finalleri
İstanbul'da oynanacak. Şimdi Avrupa Ligi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda organize edilecek. Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun final maçına yetişmemesi halinde de yine Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu 2027 Konferans Ligi finaline de ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla UEFA'dan İstanbul'a iki büyük final verilmiş oldu. Bu arada bu akşam biliyorsunuz Türkiye Kupası final karşılaşması var. Bu akşam saat 20.45'te Beşiktaş Trabzonspor'la karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma. Bir kez daha hatırlatalım, saat 20.45'te başlayacak. Ve A Milli erkek voleybol takımı tarihinde ilk kez mücadele ediyor. Milletler Ligi'nde Antalya etabındaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup olmuştu. Bu akşam saat 20'de Hollanda ile ikinci mücadelesine çıkıyor. A Milli erkek voleybol takımına başarılar diliyoruz. İsmail Kartal'dan, Fenerbahçe teknik direktöründen gelen bir açıklama var. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim dedi. Bu arada Aziz Yıldırım da biliyorsunuz şöyle bir açıklama yaptı. Eğer şampiyon olursak adaylığımı koymam demiş. Böyle bir açıklama gelmiş. Bir de Beşiktaş'a mesajı varmış. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş Mourinho'yla. Üstüne 5 de ben vereyim, 12'yi anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor diye bir açıklama yapmış. Herhalde Beşiktaş kulübünden de bir cevap gelir bu açıklamaya diye tahmin ediyorum. Evet, artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Mehmet'e, Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Saat 10'dan 12'ye dek Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.